Sağlık. Sevgili seyirciler, bu gençler Vakfı Gebir'de yetişmiş. Ama bunları yetiştiren kim? Neyin nesi? Nerede yetiştirdiler? Değerli üstadımızı kimi alıyoruz? Abdurrahman Muşmuloğlu'nu alıyoruz efendim. Hoş geldin. Sıra geldin. Mikrofonu alabilir miyiz? Abdurrahman abim, hoş geldiniz. Bize şeref verdiniz. Sağ ol Sayın Çevdet'im. Öncelikle bu güzel programında hayırlı olsun diyor. Başarılığın tamamını diliyorum sana. Senin gibi bir genç kardeşim burada program yapması daha yeni. Ve bu genç arkadaşlarımızı buraya davetmenden teşekkür ediyoruz. Bu genç arkadaşlarımız Vakfı Gebir Hal 7 Merkezi'nin, tabi az önce de okudu kendileri, Vakfı Gebirli gençler. Ama Vakfı Gebir olarak ben değil, ben Karadeniz olarak, tüm Karadeniz'e hitap ediyorsun. Karadeniz'in marşını çalıyoruz. Karadeniz'in marşını kendince. Evet. Elimizden geldi de küldürümüz. Bunun için Sinop'tan, Zonguldak'tan, Sarp'a kadar, Artvin'e kadar kemence hevesleri, yurt dışı da dahil olmak üzere bütün her tarafı gençleriyiz biz. Çünkü onlara bir küldürümüzü vermeye çalışıyoruz. Buradan uzak yerlere kadar bu küldürü onlara sesleri duyurmak çok güzel bir şey. Evet ve buradan herkese selamlar olsun. Bizi izleyen tüm herkese ayrıca Vakfı Gebir Hal 7 Müdürü Sayın Ahmet Tünay Beyefendi'ye, akabinden Müdür Muavinim Mustafa Durupçu Beyefendi, o zamanlar onlar vardı ve şu an tüm orada görev yapan arkadaşlarımıza, bizlere bu imkanı sağladıkları için. Çünkü onlar olmasaydı bu genç arkadaşlarımız bugün burada olmayacaktı. Ha, onlar da bana bu teklifi yaptıkları zaman ben bu kadar işin altında kalkabileceğimi hiç tahmin etmiyordum. Çünkü bu çok ağır bir sorumluluk. Çünkü benim halen daha 25-26 sene oldu, ben daha kemenceyi öğrenemedim. Ama şu arkadaşlarımı bir ekran karşısında kenardan seyretmek, şu an yani Allah her hepimize uzun ömür versin ama belki de ölsem hiç daha kam yemem. Çünkü yani bir eğitimci, lafını kesiyorum, bir öğretmenliğin ne olduğunu, öğretmenlerimin yani ben ilkokulda okurken öğretmenlerimin değerini, kıymetini bu akşam çok çok daha farklı öğrendim. Yani öğretmenlik çok değişik bir şeymiş. Ne mutlu ki ben bu çocuklara bir şeyler verebildiysem. Ve tüm arkadaşlarıma, tüm bizi izleyenlere, Samsun'da kız kardeşim Elif'e sağlam, Ecem sağlam, babamın annemin ellerinden öpüyor. Ekran başında bizi her izleyenlerin, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Herkese buradan kucak dolusu selam, saygı ve tüm kemence severlere hayırlı mutluluklar diliyorum. İyi eğlenceler. Sizi teşekkür ediyorum size ve sizi kutluyorum. Çünkü bir ilk olacak, ilgi başarmış olacaksınız. Belki de üniversitelerde böyle bir çalışma, böyle bir hazırlık yok. Ha şunu söyleyeyim. Yani buna çok güzel bir katılım var. Benim yani düşüncemin çok üstünde. Geçen yıl, ben 3 yıl oldu başladı. Bu arkadaşlarım da 6 aylık. Geçen seneden 6 ay geldiler kursa. Geçen sene Yozgatlı vardı. Sivaslı vardı. Üniversite öğrencileri geldi. Kemence öğrendi, buradan gitti. Onları da buradan izliyorsa da kucak dolusu selam. Şu an Samsunlu bir kızımız var. İstanbul'da oturuyorlar. Kemenceyi arkadaş parmak heves etti. Abi dedi, ben bunu öğrenmeden buradan gitmeyeceğim. Öyle bir aşk var içinde, kemence aşkı. Ben onun da kendisi de buradan kucakta olsun. Selamlar ve sevgilerimi söylüyorum. Çünkü öğrenciler bunlar yani Karadeniz'de olmayanlar da buna bir heves duydu yani. Ne kadar güzel doğrudur, bir şey bizlemeyeceğim. Doğrudur. Abi siz üstad olarak, değerli bir üstad olarak sizi şöyle alıyorum ve üstad olarak sizden şöyle bir şeyler dinleyelim. Ya şimdi şu var, şimdi çocukların yanında aslında durmasak. Çünkü ben şoförle öğrenirken bir ustamın yanında araba süremezdim. Şimdi çocuklar karıştırırlar belge. O zaman ben yine onlarla beraber parça yapacağım. Ben çalacağım, onlar okuyacak tek bir parça o zaman. Tamam, çünkü tamam. Hani onlar okusun çocuklara yani. Bu tamam. Akşam onların akşamları. Bizim biz nasıl her zaman beraber çok şey çalacağız. Tabii onların seyirciler de bizi bağışlasın. Demezsin ki abonun burnu uzadı. Kesinlikle öyle bir şey değil. Bu çocuklar burada ha ben ha onlar. Çünkü benim öğrencilerim oldukları için benim aynımı yapıyorlar. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bir şöyle alalım. Üstadımız algısı yok mu gençler? Neredesiniz? Evet, buyurun mikrofon. Sizde. Ses çıkıyor değil mi? Hangi kemenceyi alalım abi? Ver bana. Ben o zaman şöyle yapayım ses. Al oğlum eline Ömer. Ödek arkadaşım kusura bakmasın. Ben tek dedim. Ben yine çift hiç ayrıcalık yapmayacağım ama üçünden beraber çalalım. Siz de okuyunuz. Önünü mü kestim?